Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugungi mavzuimiz gaz va gaz kondensat vannalarining asosiy parametrlari. Demak, sizlar bilan mavzuimizning rejasiga o'tamiz. Demak, biz bu yerda birinchi rejamizda tabiiy gaz tarkibidagi asosiy komponentlarning fizik-kimyoviy xossalari, ikkinchi rejamiz gaz va gaz aralashmaning zichligi va molekulyar massasi, 3-chi rejamiz gazning holat tenglamalari, 4-chi rejamiz tabiiy gazlarning kritik keltirilgan parametrlari. Endi biz asosan bu mavzuimizda gazning fizik xususiyatlariga to'xtalamiz. Masalan, biz bilamiz, gazni tortmadan olib uzatib jo'natguncha, masalan, biz shu gazlarning fizik tarkibiga asoslanib ish qilamiz. Masalan, tashishda boshqa ishlar hammasida, masalan, yuzda tabiiy gazlar og'irligi, zichligi yoki qo'shoqligiga qarab, masalan, biz u yerda masalan gazlarni tozalash va hokazo ishlarda amalga oshirishimiz mumkin. Biz bilamiz, tabiiy gazning fizik xossalarini aniq bilish, bu gaz kollarini loyihalash va ishlatishda kerak bo'ladi. Qanday olinadigan gaz dinamikdan tozalanib iste'molchiga yetkazib beruvchi tashkilotga topshiriladi. Ana shu topshirishlarda har ikki tomondan tuziladigan topshirish, qabul qilish hujjatlarida gazning asosiy fizik va kimyoviy xossalari aytiladi. O'zaro hisobotlarda gazning xossalari nisbatan inobatga olinadi. Shuni yana aytib o'tish kerakki, gazning holati, bosim, harorat, hajm ga bog'liq. Demak, shu omillarga bog'liq, demak, ularning fizik xossalari o'zgarib turishi mumkin. Demak, gazning asosiy fizik xossalari muntazam ravishda nazorat qilib turish zarur bo'ladi ekan. Demak, eng birinchi biz gazning fizik xossalariga, demak, quyidagilarga to'xtalib o'tishimiz kerak. Demak, zichlik yoki hajm massasi deb moddaning tinch holatdagi massasi uning hajmiga bo'lgan nisbat aytiladi. Demak, oddiy fizik sharoitda gazning zichligini uning molekulyar massasi orqali aniqlashimiz mumkin. Demak, bu yerda biz mni gazning molekulyar massasi deb bilsak, demak, 22.41, demak, har qanday gazning fizik sharoitdagi hajm hisoblanadi, demak, 1 metr kubdagi. Demak, biz bu joyda, masalan, gazning zichligini normal sharoit uchun berilgan bo'lsa, u holda har qanday boshqa bir bosim uchun uning zichligi quyidagicha topilishi mumkin. Demak, bu joyda buni o'z zichligi aniq. Demak, buni ko'rishimiz mumkin, zichlik aniqlash aniqlanadigan bosim hisoblanadi. Demak, 1.30 atmosfera bosimi ko'rishimiz mumkin. Demak, gazning ko'pincha biz gazning zichligini havoga nisbatan olib ishlatishimiz mumkin. Masalan, demak, bizda biz havoga nisbatan ishlatganimizda, demak, quyidagicha ko'rishimiz mumkin. Brunelovoy taqsim 1.293. Demak, bizda biz 1.293ni havoning zichligi deb bilamiz. Demak, biz bilamiz, tabiiy gazlarni asosan har qanday aralashmalardan tashkil topgan deb bilamiz. Demak, bizga masalan shu tabiiy gazlarning umumiy molekulyar massasini bilishda, demak, quyidagi formuladan foydalanishimiz mumkin. Demak, bizda bu yerda berilayotgani, masalan, bizga, ya'ni gazning molekulyar massasi berilgan bo'lsa, masalan, har bitta gaz molekulyar massasi bo'lsa, berilgan bo'lsa, demak, biz uni quyidagicha aniqlashimiz mumkin. Demak, biz bu yerda berilgan M1, M2, M3imiz, masalan, har bitta gazning, masalan, molekulyar massasi, masalan, M1ni metan deb bilsak, ikkinchisi, masalan, etan deb bilish mumkin. Endi Y-da, masalan, aralashmalar tarkibidagi gazlarning miqdori hisoblanadi. Demak, molekulyar massasi miqdori hisoblanadi foizlarda. Endi, demak, bizga gazning tarkibiy qismi massa olishda bo'lgan birinchi berilganimiz
Bunun için bir gün formül alsın mesela. Hacmi ölçüde belgen olsa, kengisi masif tarifi bir de belgen olsa, kuyudaki tenglama orkali anıklaşımız. Mümkün. Biz de belli yapken bu M1 kişinin M1 ML'lerimiz demek gazinin masavi tarifi hesaplanır faizlerde. Demek katta M'lerimiz demek her bir gazinin molekülü masası hesaplanır. Demek şimdi harap biz gazinin zıçkilerini kuyudakça kildirip uçuşumuz mümkün. Demek bir yerden boyayı falan tekrarlanır. Demek gaz aralaşmaların takibi kısmı malum olsa o halde aralaşmadaki ağır uğurlu budurlar ağır uğurlu budurlar bir de işte anıklaşımız mümkün. Demek ki şimdi rejimiz gazların halat denklemeleri toplantısı. Demek gazların fizik hastalarını organik için gaz halat denklemelerini faydalanır. Demek gaz halatının anıklaşı kuşatkışlarına asasen basım, hararet, hacim, masa kebirleri. Tecrübelerde bu kuşatkışlar beraber uzgarsa o halde gaz halatını karakterli uçak fanlıklarını keltirip çıkarış kıyım buladı. Şunun için hem bu kuşatkışların bir ortasını uzgatırma organlarını uzgatırıp gaz halatını karakterli uçak denklemeler çıkarılgen. Demek bu yıl maruz kanunu bu kanun boyunca hararet özgürmez bölgen halatta basın bilen hacim arasındaki münasabat anıklanırken hararet özgürmezden durup alıp bölgen cerahlar izotermik yapılır giyilerden. Umumi halatta bu yıl maruz kanunu şuradaki şey kuruşumuz mümkün. Demek bundan siz aldın hamı kurgansız. Demek bundan kere çıkan halde basın bak hacim kukoyması hararet özgürmeyen halatta özgürlük kumadır iken. Şimdi bundan gelip çıkıp basın bak hacim kupayması hararat özgürlüğü halde özgürlüğü kumadır iken yani kubu kastat bu soplanırken. Demek gelip sok kanunu bu işe bu akım bu işe gaz basma özgürlüğü kumadır halde. Demek cerayallar kurular izobar cerayallar kuruladı bu halde gelip sok kanunu kuyudak işe kuruşumuz mümkün. Demek bu yere biz günlü ve hararet tünürlüğü bölgende gaz hacmi soplasak ve hararet tüge kutarlıgende gazdaki kutarlıgende gaz hacmi soplasak. Demek alfamız hacim kengeyegendeki hararet koefisyentinde görüşümüz mümkün. Demek bu tenglemeden bu geniz potansiyelde kuyudaki görünüşe iyi buladı. Şimdi gelişsel kanunluğa muvaffuk gazına her kalatta ikinci bir kalatka uçuşuna kıydak şey geliştirişimiz mümkün. Demek bundan gelişip mendilip grafman tenglemezse ideal gazlar için geliştirip çıkartacağım bulsak umumi kuruluşta kıydak şey yazışımız mümkün. Demek şimdi kuruluşumuz mümkün. Demek şarlı kanunu bu işe bu akım bu kanun bu işe gaz hacmi özgürmez bulsa bo'lgan holda bosim bilan harorat orasidagi bog'liqlik ko'rib chiqilgan umumiy holda Sharlov qonuni quyidagicha ko'rinishga ega bo'ladi. Demak, Sharlov qonuni ta'riflagan jarayon izofarik jarayon deb ataladi. Demak, Mendeleyev grafman klapan tenglamasi kelib chiqsa, demak, biz bilamiz, ideal gazlar bilan real gazlarning farq qiladi. Demak, Mendeleyev grafman tenglamasi bu real gazlarga asoslangan bo'ladi. Buni ham siz oldingicha qaytarib ko'rgansiz, shuning uchun biz sizlarga buni ko'rsatib o'tyapmiz. Demak, tabiiy gazlarning kritik va keltirilgan parametrlari. Demak, gaz holatida tenglama Mendeleyev tenglamasini ideal gazlar uchun chiqarilgan deb hozir aytdik. Ideal gaz deb molekula ishga ishqlanish bo'lmagan gazlarga aytilsa, termodinamik nazariyaga ko'ra ideal gazlar uchun quyidagi tenglik mavjud. Şimdi bu yerde ye boğulan işki energiyası bu kısaplardı. Eğer tenglemanı bir geteyen kılıp olsak o kuyudaki görünüşe gelişim mümkün. Bu demek bu yerde biz Z'ni koruyabiliriz. Doğru mu? Bu yerde Z real gazların ideal gazları konuniyetten başka şey geldiğin kertür görüşü birlik kısaplanadı. Demek adı Z'ke korku kılamız. Birinci olup Galland Fizik Van der Waals 1879 yılda 3-14 tenglemege
tabiiy gazlar uchun ularning molekulyar hajmi va molekulyarni o'zaro tortishish kuchi kiritdi. Van der Waals tenglamaga ikkita yangi koeffitsiyentni kiritib, quyidagi shaxsga keltirdi. Demak, biz bu yerda ko'rganimiz bu gazning solishtirma hajmi a tasdan bu kvadrat molekulyar bog'lanishi belgilanuvchi o'zgarmas moddalar miqdori. Demak, buni biz molekulyar hajmi keltirilgan tuzatma deb keltirishimiz mumkin. Demak, 3.18 tenglamadagi a tasdan v2 ifoda molekulyarning ichki bosim ifodasi va shu molekulyarning hajmi 4 barobar ko'paytirilgan moddalarga teng. Endi biz bu tizimni ko'rishimiz mumkin. Keltirilgan parametrlarga nima tushunamiz? Biroq shunga to'xtalib o'taylik, mayli. Demak, biz bilamiz gazlarning kritik va kritik temperaturalarini bilamiz, to'g'rimi? Kritik temperatur va kritik bosim bilamiz. Biz buni shunday holat deb bilamiz. Masalan, ozgina, masalan, bu grafikimiz rasmini ko'rsak, masalan, shunday adam bo'lgan nuqta topilgan, demak, bu joyda biz gazlarimizning kritik nuqtasini ko'ryapmiz. Masalan, bu joyda ozgina bosimni orttirsak ham u gaz holatiga o'tib ketishi mumkin, yoki tushirsak ham, masalan, u suyuq holatga o'tib ketishi mumkin. Demak, biz gazlarning kritik temperatura va bosimini shu holatda ko'rishimiz mumkin. Endi keltirilgan bosim deganda biz shu, masalan, keyingi nimaga o'taylik, masalan, endi ko'rdik, masalan, shu keltirilgan bosim orqali biz kritik bosimlar orqali biz gazlarning keltirilgan parametrlarini keltirib chiqarishimiz mumkin. Biz bu yerda, masalan, bizga shu harorat ma'lum bo'lsa, gazlarning kritik va kritik hajmi, kritik tezligi, kritik sıxishchanlik koeffitsiyentidan kelib chiqib, biz ularning keltirilgan parametrlarini keltirib chiqarishimiz mumkin. Hurmatli talabalar, shu bilan bugungi mavzuimiz nihoyasiga yetdi. Keyingi darslarimizda ko'rishguncha, sog' bo'ling. Rahmat.